Merhaba sevgili dostlar. Çok güzel bir konsept video serisine hoş geldiniz. Bu video serisinde yavrularınız için faydalı olabileceğini düşündüğüm ürünlerin incelemesini yapacağım. Kitaptan, oyuncağa, bakım ürününden destekleyici besinlere çok daha fazlasına bu video serisinde sizin için inceleyeceğim. Sonrasında hem şahsi düşüncelerimi paylaşacağım hem de pedagojik, psikolojik, ilmi perspektiften değerlendireceğim inşallah. Evet, video serisinin ilk videosuna hoş geldiniz. Biraz sonra Yapı Kredi Yayınları'nın hayvanlar kitabını inceleyip psikolojik değerlendirmesini yapacağım. Videoya geçmeden önce bu tarz faydalı içeriklerin daha fazla YouTube ana sayfanızda olabilmesi için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Evet sevgili dostum, kitabımız burada. Büyük Sorular kitabım, Hayvanlar serisi. Kitabımız kalın yapraklardan oluşuyor. Yani demek istediğim, mukavemeti daha yüksek bir kağıt stili değerlendirilmiş bu kitabın yapımında. Sol üstte yer alan evde, bahçede, denizde, çiftlikte, ormanda, savanda, buzullarda, olağanüstü hayvanlar şeklinde bölümleri yer almış. Kitabın dış kapağına baktığımız zaman kitabın içerisindeki yer alan bütün hayvanları küçük küçük sergilendiğini görüyoruz. Burada bütün hayvanlara yer verilmiş. Ve hayvanlara yer verildiği gibi bunların üzerinde küçük küçük minik sorularla birlikte hayvanların özellikleri, sonrasında nasıl ses çıkardıkları, hangi renk olduklarına dair sorular yer verilmiş. İşte bunlardan birkaçına örnek vermek gerekirse burada bir kedi ve yavrularını görüyoruz. Minikler süt emiyor. Kimmiş onlar bakayım. Burada kediyi görüyoruz. Burada da kedi yavrularını görüyoruz. Aynı zamanda alt bölümde soruların cevapları yer alıyor. Burada görüyorsunuz iki yavru kedi. Mesela ilgimi çekti. Köpeğin evine ne denir? Herkesin evi var ve köpeğin de bir evi var ve köpeğin evine ne denir? Burada hemen cevabını görüyorsunuz. Kulübe. Çeşitli sorularla çocuğun genel kültürünü geliştiriyor. Burada videoyu durdurarak kitabın içerisindeki detaylı soruları görebilirsiniz. Ekran fotoğrafını alıp yakınlaştırabilirsiniz. Sizler için birkaç saniye duracağım burada. Mesela arının çıkardığı sesi taklit eder misin? Burada bir tane de hemen arkasına vız diye ipucu vermiş. Çocuklarla beraber hem interaktif oyun, hem arıyı tanıma, hem de ses becerisini aynı anda görebiliyoruz. Görsel ve işitsel duyuları birleştiriyor. Yani bir nevi bir kitap sayesinde duyu bütünleme yapabiliyoruz, gerçekleştirebiliyoruz. Mesela toprağın altında yaşarım, tüneller kazarım. Bir hayvanın neler yapabildiğini, nasıl özelliklerine sahip olduğunu da burada bizlere küçük küçük ipuçlarıyla veriyor. Denizde karşılaşabileceğiniz hayvanlardan örnekler veriyor. Her bir sayfadan birkaç tane örnek vermek istiyorum. Sonrasında zaten kitabın psikolojik değerlendirmesini yapacağım. Ayrıca bu kitabın linkine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Açıklama ve yorumlarda size linkini bırakmış olacağım. Geminin üstündeki hayvanın adı nedir? Aynı zamanda yer ilişkisini de ifade ediyor burada. Bakın şurada hemen şurada görüyorsunuz. Gemiyi geminin üstündeki, yani geminin altında da bir hayvan var ama üstündekini ifade ediyor soru. Yani alt üst ilişkisi basit yer yön ifadelerinde öğretiyor bu kitap. Basit yer yön ifadeleri, duyu bütünleme dedik. Aynı zamanda şuradaki soru ilgimi çekti açıkçası. Hemen sizlere göstereceğim. Kadra müsait olursa tabii ki. Yani şuradaki görsele baktığınız zaman işte 3 ördek yüzüyor. Peki suya dalan ördek ne renk? Burada 1, 2, 3 ördek olduğunu gösteriyor ve ördeğin rengini de bize soruyor. Hem sayı hem renk, bütün unsurları öğrenebildiğimiz bir kitap oldu açıkçası. Hayvanları öğrenmenin yanında yer, yön sıfatları, duyu bütünlemeye yönelik hareketler, sonrasında çocuğu düşünme becerisinin güçlenmesini sağlayacak sorgulayıcı sorular olması bu kitabın artı yönlerinden bir tanesi. 1 yaşından itibaren bu kitap kullanılabilir ama yaklaşık 6. ay, 8. aya kadar siyah beyaz fontlardaki görseller bebeklerin daha çok ilgisini çeken görsellerdir. 1 yaştan sonra renkli görseller çocukların ilgisini çekebiliyor. 1 yaşından itibaren bu kitapla haşır neşir olan bir çocuk gayet güzel bütün hayvanların özelliklerini elde etmiş olacaktır inanıyorum.
kitabımızın küçük bir değerlendirmesini yaptık. Büyük Sorular kitabım, Hayvanlar kitabı. Şimdi sırada bu kitabın psikolojik değerlendirmesi. İnceleme esnasında çok çeşitli detaylara değindim. Şimdi sıra bu kitabın yavruna katacağı değerlere. Bebeklerin hayvanları öğrenmesi için hazırlanan bu kitap onlara hayvanlar hakkında farkındalık kazandırıyor ve dünya ile iletişimlerini arttırmak için önemli bir araç haline alıyor. Ayrıca bu kitap sayesinde yavrunun dil gelişimine de katkı sağlıyorsun. Pedagojik açıdan bebeklere hayvanları öğretmek için görsel materyaller, şarkılar, hikayeler ve interaktif oyunlar gibi çeşitli teknikler kullanılabilir. İşte bu kitapta da görsel materyallere çok güzel grafikler sayesinde yer verilmiş. Bebeklerin dil gelişimleri için hayvanların isimleri ve özellikleri gibi konuların tekrar etmesi çok önemli bir detay bence. Ayrıca yavrunun hayvanlar hakkında sorular sorman onun da düşünmesini teşvik edecek ve yavrunun cevaplarını dinlemen de onunla arandaki sevgi bağının güçlenmesini sağlayacaktır. Hayvanları öğrenmek bebeklerin dünya hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlar ve aynı zamanda empati ve saygı gibi insani değerleri de öğrenmelerine yardımcı olur. Bebeklerin maalesef doğaya çıkmadan doğayı keşfetmeleri en azından hayvanlara karşı bilişsel ve sosyal becerilerini geliştirir. Bununla birlikte bebeklerin farklı öğrenme stilleri olduğu ve bazı bebeklerin görsel materyalleri diğerlerine göre daha iyi öğrendiği biliniyor. Bu nedenle bebeklerinizi öğrenmeye teşvik etmek için çeşitli teknikleri bir araya getirerek her öğrenme stilini kapsayan bir pedagojik yaklaşım benimsemek önemli. Bu öğrenme stillerinden en önemlilerinden bir tanesi de görsel medya. Görselden kastım videolar değil tabii ki. Hızlı akan görsel materyaller yavrunun zorla toparlanan dikkatini çok hızlı kaybolmasına sebep olabilir. O yüzden sabit görseller ilk 3 yaşta çok önemlidir. Sonuç olarak bebeklerin hayvanları öğrenmesi onların genel gelişimine katkıda bulunur ve onlara hayvanlar ve doğa hakkında farkındalık kazandırır. Yapı Kredi Yayınları'nın Hayvanlar kitabına açıklamada ve yorumlarda yer alan linkten ulaşabilirsin. Hayvanlar kitabını kısaca değerlendirdim. Umarım senin için faydalı bir video olmuştur. Bu video konseptinde hangi ürünleri görmek istiyorsun? Yorumlarda benimle paylaş, olur mu? Bebek gelişimine dair daha fazla eğitim videosu için kanala uğramayı unutma. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Ne demişler? Her iş nasibine, her nasip ise vaktin eseridir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.